Evet, DEM Parti heyeti Esenyurt'ta eş genel başkan Tülay Hatimoğulları DEM Parti Esenyurt ilçe başkanlığının önünde bir konuşma yaptı. Saat 16'daki halk buluşmasına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla yapılacak mitinge de DEM Parti heyeti katılacak. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem genel başkanı şu vakte kadar Esenyurt'ta olan bitenle alakalı bir değerlendirme yapmamıştı. Az önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Yargı ve yürütme tek adamının emrine girdi. Yasama organımız işlevsiz hale getirildi. Liyakat gerektiren bütün makamlar hukuksuz talimatlara itaat eden beceriksizliklerle dolduruldu gibi bir takım tespitler sıraladıktan sonra buradan tekrar ediyorum. Müzakere yok, mücadele var. Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu sineyi millettir. Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir siyasetçiye yapılan hiçbir hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sineyi millet çağrısı yapıyor. Doğan Bey, ne dersiniz? Sineyi millet doğru bir tavır olur mu? Vallahi çok güçlü bir çağrı. Bu çağrıya ne kadar güçlü bir karşılık vereceği muhalefetin önemli. Ya burada temel mesele sine-i millet mutlaka bunun en uç noktası ama muhalefetin olabilen en geniş birliktelikle bir tepki göstermesi ve gerçekten nitelikli bir tepki göstermesi, geri adım atmaması. Şimdi istersen senin Yaşar'a sorduğun sorudan devam edeyim. Hani bu Bahçeli'nin çıkışı ve Erdoğan'ın uzattığı el buradan ne olur, neden bunu yaptı? Bir defa ben hani bir takım akıl yürütmeler kendimce ve spekülasyonlar yapmadan iktidarın bunu neden yaptığına dair kendi açıklamasını temel alarak bir şey söyleyeyim önce. Neden bunu yaptıklarını söylüyorlar? Etrafımızda bir ateş çemberi, Türkiye büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Dolayısıyla iç cepheyi tahkim etmek lazım diyorlar. Evet. Şimdi bunu kabul etsek bile yine dünya siyaset tarihi ve siyaset bilimi açısından bu türden durumlarda iç cepheyi tahkim etmenin tek yolu, en geçerli yolu toplumsal kesimlerin tümünü kucaklamak ve içeride özgürlükleri artırıp demokrasinin alanını genişletmektir. Dünyanın hiçbir yerinde totaliter rejimlerin iç cephesinin güçlü olduğu görülmemiştir. Ne kadar totaliter, ne kadar otoriter olursanız o kadar çabuk göçer ve yıkılırsınız. Ben 1. Irak Savaşı'nı, Irak işgalini Bağdat'ta izlemiş bir gazeteciyim. Saddam'ın ordusu, Saddam, yani çok efsaneler üretilmişti etrafında. Ama Amerikalılar daha Bağdat'a girmeden darmadağın oldu. Bir otoriter rejimin sonuydu. Yine aynı efsaneler Kaddafi ile ilgili anlatılırdı. Orada ne olduğunu da gördük. Bu mantık, yani eğer iç cepheyi güçlendirme gibi bir mantık varsa bunun asla geçerli olmadığını, iç cephenin böyle güçlendirilemeyeceğini görmemiz, bilmemiz lazım. İktidarın bunu bilmediğini sanmak iktidara hakaret etmek olur. Mutlaka biliyordur. Çok akıllı, bilgili, bilinçli insanları var. Peki o halde neden bu? Şu anda yapılan iş kayyım atamak, kayyımın Türkiye'nin toplumsal hafızasında, özellikle Kürtlerin toplumsal hafızasındaki yerini de düşündüğümüzde iç cepheye atılmış bir bomba bu. İç cepheyi darmadağın edecek bir bomba kayyum ataması ve ondan bu yana yaşadıklarımız. Bu sadece çatışmayı ve gerilimi artırır ve çatışmayı derinleştirir. Bunu bile bile iktidarın bunu yapıyor olması da insan aklına şunu getiriyor. İktidarın gerilimin ve çatışmanın arttığı ortamlarda eğer siyasal özneler, iç bütünlükleri sağlam, ideolojik olarak net değillerse onlar arasındaki çatlaklara kolay kama sokulur ve onlar arasındaki çatlaklar kolay derinleştirilir. Şimdi CHP'ye dair Yaşar bir saptama yaptı. Doğru. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bir açıklamasını okudun, önemliydi. Ama bu açıklama gelene kadar neden Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmadı? Mansur Yavaş neden İstanbul'a gitmedi?
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi bir takım en azından iktidarın baktığı yerden potansiyel çatlak alanları görülüyor ve bu çatlak alanlarının ancak gerilimin arttığı, gerilimin yükseldiği ve çatışmanın yoğunlaştığı ortamlarda daha belirginleşmesi, daha keskinleşmesi söz konusu olabilir. Kaldı ki biz bir otokratik rejime karşı çok daha geniş bir toplumsal muhalefet cephesinden söz ediyoruz. Yine bu çatışmanın keskinleştiği durumlarda, gerilimin arttığı durumlarda o muhalefet cephesinde de gedikler açmak, çatlakları büyütmek çok daha kolay hale gelebilir. Dolayısıyla ben bilmiyorum yani Öcalan'la birileri görüşüyor mu, şurayla şu mesajlaşma, burayla bu konuşma yapılıyor mu? Ama kendimce eleştirel aklı çalıştırdığımda bu rada iç cepheyi güçlendirmek gibi bir adımın olamayacağını, böyle iç cephenin güçlendirilemeyeceğini, tam tersine atılan bu adımın muhalefeti ve muhalefetin olası bütünleşmesini, muhalefetin olası ortak mücadelesini engellemeye dönük bir gerilimi ve çatışmayı artırma stratejisi olabileceğini düşünüyorum. Peki, Yaşar Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmalı faslını açmıştınız, onu sonraya bırakalım demiştim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sine-i Millet çağrısıyla birlikte şimdi 16'da Özgür Özel çıkacak, bir konuşma yapacak. Partinin işte Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararlar, değerlendirmeler nedir onları paylaşacak. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı